Merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta 25 Ağustos'ta Başak Burcu'nun 2 derecesinde Güneş ve Ay birleşecek, yeni ay doğacak. Evet, Başak yeni ayı değişken nitelikli toprak elementinin bir yeni ayıdır. Bu burç özellikle günlük hayatımızda iş konularına, çalışma ve hizmet konularına dikkat çeker. Eğitim, seyahatler, iletişimler, sağlığımız, diyetimiz, beslenmemiz, hijyen konuları hepsi Başak Burcu ile ilgilidir. Başak Burcu daha pratik ve somut değerlere önem verir, verimli olan konulara önem verir. Dolayısıyla yaşamımızda yararlı olan ve yararsız olan kavramları bu dönemde biraz daha iyi tartabiliriz. Ve Başak etkisiyle beraber özellikle çalışma, hizmet ve verimlilik konusu biraz daha ön planda olabilir sevgili izleyiciler. Evet, Başaklarla beraber tabii ki diğer toprak grubu burçlar, Boğa ve Oğlak burçları için de destekleyici bir yeni ay olabilir. Özellikle 25 Ağustos ve yakınında doğan Başaklar, 21 Şubat ve yakınında doğan Balıklar, 25 Kasım ve yakınında doğan Yaylar ve 25 Mayıs ve yakınında doğan İkizler Burcu için bu yeni ay biraz daha öncelikli, önemli etkiler ortaya çıkarabilir. Evet, yeni ayın yönetici gezegeni Merkür, Başak Burcu'nda seyrediyor. Dolayısıyla Merkür'ün de Başak Burcu'nda olması olaylara daha pratik ve somut yaklaşabileceğimizi, objektif yaklaşabileceğimizi gösteriyor. Satürn ve Mars'la Merkür'ün olumlu açısı kararlı, hırslı davranışlarla düşüncelerimizi, planlarımızı da rahatlıkla uygulamaya koyabileceğimizi işaret ediyor. Venüs ve Uranüs arasında üçgen bir açı var. Bunun yanı sıra Venüs, Akrep Burcu'ndaki Mars'la da kare açı yapıyor. Venüs'ün açı alması ilişkilerle ilgili konularda da oldukça etkili görünüyor. Çok kararlı, tutkulu, hırslı ilişkiler gündemde olabilir. Ve ani sürpriz kavramlarla da karşılaşabiliriz ilişkilerimizle ilgili. Bunlar özel ilişkiler de olabilir, iş ilişkileri de olabilir bu süreç içerisinde. Yeni ay Balık Burcu'ndaki Neptün'le karşıt açıda bulunuyor. Ve yeni ay doğduktan sonra Güneş ve Ay ilk açısını Neptün'le yapacak, karşıt pozisyonda olacak. Bu açıya biraz dikkat etmek gerekiyor. Yeterince belirgin olmayan, net olmayan konular, kavramlar varsa bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Neptün belirsizlik yaratabilir, karışıklık yaratabilir ve bazı yanılgılar ortaya çıkarabilir. Dolayısıyla Merkür'ün Başak Burcu'ndaki pozisyonu burada iyi olacaktır. Çünkü olayları daha detaylı inceleyebileceğimizi ve iyi analiz edebileceğimizi işaret ediyor en azından. Neptün bunun yanı sıra Ay ve Neptün karşıtlığı, Güneş Neptün karşıtlığı, yanılgılar ve karışıklıklar yanı sıra sağlığımızla ilgili, özellikle bağışıklık sistemimizle ilgili konularda duyarlı olabileceğimizi, mide, bağırsak, sindirim sistemlerinde hassasiyetler artabileceğini, besinlerle ilgili, ilaç, sıvılar, alkolle ilgili konularda bazı zararlarla da karşılaşabileceğimizi işaret ediyor. Sıvılara, sulara da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra hava şartlarında oluşabilecek yağış ve bunlarla ilgili yine problemler de söz konusu olabilir. Evet, Neptün açısı birazcık bu yeni ayın tedirgin edici ve zorlayıcı yanlarından biri olabilir. Temkinli olduğumuz takdirde çok da önemli bir problem ortaya çıkmayabilir sevgili izleyiciler. Evet, hepimiz için hayırlı ve güzel bir yeni ay olmasını dilerim. Hoşça kalın.